Değerli arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün Fransa'daki temaslarımızın son günü. Bugün de basınla ilgili temaslarımız yoğun olarak sürecek. Dün yaptığımız temaslarda Dışişleri Bakanı'yla, Avrupa Birliği Bakanı'yla ve Senato Başkanı'yla önemli görüşmeler yaptık. Daha sonra biliyorsunuz İfri'de bir konuşmamız vardı. Birçoğunuz da oradaydınız. Bu tabii enteresan bir dönemde bu seyahati gerçekleştiriyoruz. 2017 yılı da enteresan bir yıl olacağı benziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden korumacılıkla ilgili biraz serbest ticarete karşı, daha çok küreselleşmeye karşı bir takım beyanlar yükselirken, ilginç bir biçimde Çin'den küreselleşme yanlısı, serbest ticaret yanlısı bir takım beyanlar yükseliyor. Bu 50 senedir duyulmamış şeyler. Genelde Çin daha korumacı politikalardan yanayken hep Amerika Birleşik Devletleri'nden yükselen sesler, en azından başkanların yükselttiği sesler, daha çok küreselleşmeyi destekleyen, özgürlükleri destekleyen, serbest ticareti, serbest dolaşımı destekleyen şeklinde olurdu. Bu sefer sanki bunlar yer değiştirmiş gibi gözüküyor. Tabii Avrupa cephesinden baktığınızda da yeni bir tablo var. Transatlantik ittifakının en temel konularında ciddi tartışmalar var. Örneğin Brexit süreci gerçekleştiğinde aslında bir önceki başkan döneminde Brexit sürecinin gerçekleşmesini çok olumlu karşılamayan bir yaklaşım varken şimdiki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Brexit'in iyi olduğunu söyleyen, hatta olayın bununla sınırlı kalmayacağını, başka ülkelerin de onu takip edebileceğini söyleyen yaklaşımlar üretiyor. Nitekim başka yetkililerin de Euro bölgesine karşı, Schengen'e karşı, birlik politikalarına karşı tutumları var. Buna mukabil yine enteresan bir değerlendirme trafiği söz konusu. Avrupa Birliği tarafından da bazı önemli Avrupa Birliği siyasetçilerinin, Avrupa Birliği kurumlarının önemli liderlerinin Başkan Trump'ın yaklaşımlarının Avrupa Birliği için bir tehdit olduğu şeklinde bir değerlendirme var. Dolayısıyla enteresan bir trafik bu. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde Avrupa'nın üç önemli ülkesinde, Almanya'da, Fransa'da ve Hollanda'da seçimler olacak. Bu seçimlerde merkez sağ, merkez sol partiler arasındaki tartışmalar izlenirken arkadan bunları takip eden, hatta bir kısmı daha da ileri noktaya gelmiş olan bu aşırı sağ ırkçı akımların ne şekilde bir performans gösterebileceği de kıta Avrupa'sının geleceğini şekillendirecek bir takım sonuçlar doğurabilecek durumda. Doğrusunu söylemek istersek eğer İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bu liberal dünya düzeninin temel değerlerinin tartışma konusu edildiği bir dönemden geçiyoruz. Yine ilginç bir biçimde belki de güvenlik konularının Suriye ve Irak meselesinden dolayı en önde olması gereken bir dönemde NATO'nun belli tartışmaların merkezine yerleştiği bir dönem aynı zamanda bu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın AB üyelerinin NATO'ya dönük mükellefiyetleri konusunda daha çok sorumluluklarını yerine getirmeleri şeklinde bir yaklaşımı oldu. Tabii Avrupa'da da uzun zamandır bir Avrupa ordusu, Avrupa güvenlik ve savunma kimliği şeklinde bir takım tartışmalar yapılır. Ama bu tartışmalar hiçbir zaman ilerlememişti. Önümüzdeki biliyorsunuz işte ilkbaharla birlikte Brexit süreci resmen başlayacak. Burada parlamentodan hükümet yetki aldı. Brexit sonrasında hiçbir şekilde Avrupa Birliği şimdiki şeklinde bir Avrupa Birliği olarak kalmayacak. Burada beklenen şey Avrupa Birliği'nin daha kenetlenmiş ama daha esnek mekanizmalara sahip bir birlik olması şeklinde. Tabii bu çerçevede Fransa'dan baktığınızda aslında öteden beri Fransa'nın yükselttiği değerler olan egalite, eşitlik, liberte, özgürlük, fraternite, kardeşlik gibi bir takım değerler açısından da bunlar ciddi meydan okumalar, ciddi sınamalar. Ama benim her zaman söylediğim şey şu, bu Türkiye karşıtlığı yapan siyasetçilerin aslında Türkiye karşıtlığının altına aşırı sağ siyasetçilerin sakladığı İslamofobik, antisemitik ve Eurofobik, asıl Avrupa Birliği değerlerine, insan haklarına, demokrasiye, hukuk devletine olan düşmanlıkları görememeleri yüzünden Avrupa kamuoylarını zehirlemelerinin neticesi olan da bir takım siyasi sıkıntılarla karşı karşıyalar. Örneğin Fransa'da
Le Pen'in ciddi bir alternatif olabileceği gözüküyor. Le Pen açık bir şekilde niyetini saklamadan söylüyor. Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği'nin Almanya'nın domine ettiği bir birlik olduğunu söylüyor. Euro bölgesinin Fransa'nın işine yaramadığını, Fransa'nın politikasının entegrasyon değil asimilasyon olması gerektiğini açık bir şekilde söylüyor. Çıplak bir şekilde ırkçılık yapıyor. Bunun karşısında herkesin yeniden düşünmesi lazım. Nasıl oldu da bu kadar aşırı ırkçı, sağcı akımlar, mülteci düşmanları bu kadar yükselebildi? Bunun sebepleri belli. Bunlar Türkiye düşmanlığı yaparken buna merkez sağ ve merkez sol akımlar yeterince direnmediler. İslamofobik ya da antisemitik bir takım siyasetler üretirken ana akım siyasiler buna karşı direnmediler. En önemlisi de mülteci düşmanlığı karşısında maalesef ciddi bir direniş ortaya koyamadılar. Ben dün İfri'de de söyledim. Bazı Avrupa Birliği liderlerinin Başkan Trump'ı niye eleştirdiğini anlayamıyorum dedim. Çünkü evet biz de Türkiye olarak bu seyahat yasaklarına karşıyız. İnsanların orijinleri yüzünden, ülkeleri yüzünden, dinleri yüzünden, kimlikleri yüzünden herhangi bir şekilde dışlanmasına muhakkak surette karşıyız. Ama bu Avrupa'nın pek çok ülkesinde fiilen yapılıyor. Yani Başkan Trump'ın imza attığı kararname Avrupa'nın pek çok ülkesinde fiilen uygulanan bir şey. Örneğin pek çok Avrupa Birliği ülkesi mülteciler girmesin diye sınırlarına tel örgüyordular. NATO ordularıyla sınırları koruyalım dediler. Kime karşı koruyacaklar? Ölümden kaçan, kendilerine yeni bir hayat kurmak isteyen mazlum insanlara karşı bunu yapacaklar. İkincisi, korumacılığa karşı bir tepki veriyorlar. Ama dün de ifade ettim, Avrupa Birliği siyasi korumacılığın ağlasını Türkiye'ye karşı yapıyor. Dolayısıyla bu siyasetçilerin çoğunun bunu eleştirmeye hakları yok. Bu çerçevede baktığımızda kesin olarak şunu söyleyebiliriz. 2017 bittiğinde başka bir dünyaya uyanacağız. Ama bu dünya savunduğumuz değerler açısından daha konsolide olmuş bir dünya mıdır? Yoksa daha ayrışmış, daha polarize olmuş bir dünya mıdır? Onunla ilgili bir şey söylemek için erken. Umarız ki özgürlük güvenlik dengesi gibi konularda özgürlüklerin, insan haklarıyla ilgili kazanımların feda edilmediği, dünyanın her tarafındaki mültecilere daha çok sahip çıkma duyarlılığının ortaya çıktığı bir tablo çıksın. Örneğin yüksek temsilci Mogherini güzel bir cümle söyledi. Benim de katıldığım bir cümle. Dedi ki bizim Avrupa'da yaklaşımımız, Avrupa'nın bu konuları yönetme biçimi, biz duvarlar örmeyiz, köprüler inşa ederiz dedi. Çok doğru bir cümle. Duvarlar örmemek lazım, köprüler inşa etmek lazım. Ama pratikte ne kadar doğrudur Avrupa Birliği'nin ülkelerini gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman? İki açıdan bence duvarlar örüyorlar, köprüler inşa etmek yerine. Birincisi, ölümden kaçan bu mülteciler karşısında sadece Türkiye mükellefiyetlerini yerine getiriyor. Avrupa Birliği ülkeleri bu mükellefiyetlerini yerine getirmiyorlar. Bir diğer konuda Avrupa'da yükselen aşırı sağ akımlar bizzat Avrupa kıtasının içerisinde ideolojik olarak, siyasi olarak, zihniyet düzeyinde yepyeni bir Berlin duvarları oluşturuyorlar. Çok daha katı duvarlar oluşturuyorlar. Bunu ilk başta herkesin gözünden kaçırmak için Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelere karşı, mültecilere karşı, Türkiye'ye karşı, İslam ülkelerine karşı yapıyor gibi gözüktüler. Bir takım Balkan ülkelerine karşı yapıyor gibi gözüktüler. Ama biraz güçlendikçe, biraz zemin tuttukça bunu Avrupa'nın içine taşıdıklarını da hep beraber gördük. Dolayısıyla bu tabloyu iyi değerlendirmek lazım. Avrupa Birliği'nin buradan çıkışının yolu, geçmişte yaptığı gibi krizleri yeni fırsatlara çevirmek olmalıydı. Burada da elindeki mekanizmalar, müzakere zeminlerini güçlendirmek, genişleme politikasını güçlendirmek şeklinde olmalıydı. Ama müzakere zeminlerini zayıflatan, genişleme politikasını geriye çeken bir yaklaşım yüzünden bu krizi fırsata çeviremediler. Ve maalesef krizi kendi işlerinde taşıyarak hepimizin ortak güvenliğini, hepimizin ortak barışını riske sokan bir takım yaklaşımlar üretmiş oldular. Şimdi bu tablo içerisinde Türkiye'nin merkezi rolü daha da pekişmiş durumdadır. Çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bir savaştan bahsedilen bu dönemde ya da Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın ilişkilerinin ne şekilde şekilleneceği ile ilgili ya da Suriye'de nasıl hareket edecekleri ile ilgili tartışmaların olduğu bu dönemde bütün bu ülkelerle yakın ilişki içerisinde olan, merkezi rolü olan bir ülkedir. Nitekim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin bir Avrupa gücü olarak, bir Avrupa devleti olarak yapısal ve tarihsel bir gerçeklik olduğu da kesinlikle kuşku götürmez. Bu çerçeveye baktığımızda, bakın bizim karşı karşıya kaldığımız terör saldırılarına hiçbir ülke maruz değil şu anda dünyada.
Irak-Suriye sınırımızın ötesinde her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Benim Fransa'ya için Türkiye'den ayrıldığım saatten bu tarafa onun üzerinde askerimiz şehit oldu. DAEŞ terör örgütüne karşı mücadele ederken dolayısıyla Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi bedeli ödenmiş ve bedeli ödenen ve bedeli ödenmeye devam eden bir mücadeledir. Hiç kimse Türkiye'ye kadar bedel ödemiyor terörle mücadele konusunda. Yine geçenlerde Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin demokrasi mücadelesi de bedeli ödenmiş bir mücadeledir. O konuşmada da belirtilmişti, Türkiye'nin demokrasi konusunda diğer Avrupa ülkeleri gibi bir bedel ödeyen bir geçmişe sahip olmadığı. Ama 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişimine karşı bir halk topyekün ayağa kalkmış ve ölüm kusan bir takım silahlara karşı demokrasinin bedelini ödemiştir. Bu çerçevede baktığımızda hem kendi güvenliğimizi ama bununla bağlı olarak Avrupa güvenliğini ve küresel güvenliği sağlamak bakımından hem de bir takım değerleri sağlamak bakımından Türkiye'nin bu merkezi rolünün iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fransa'da da bununla ilgili daha olumlu bir yaklaşım, daha yapıcı bir diyalog gördüm. Daha yakın bir işbirliği içerisinde, birbirimizi daha iyi anlayan ve daha dengeli bir üslup içerisinde olunduğunu gördüm. Bu arada bir not geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı diye. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Artık son kararı aziz milletimiz verecek. İnşallah karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tabloyu yansıtır bir şekilde. Türkiye'nin istikrarla ilgili bütün bu bahsettiğim küresel ve bölgesel türbülansa karşı hazırlıklarını tamamlamış, mücehhez olmuş bir şekilde bu 2017'yi ve önümüzdeki 10 yılları karşılayacak bir biçimde yapılanmasını sağlayacak bir evetle neticelenir diye umuyorum. Çünkü bizim hiçbir şekilde sistem krizlerine tahammülümüzün olmaması lazım. İçine girdiğimiz bu bölgesel türbülans ve küresel türbülans karşısında daha konsolide olmuş bir devlet yönetimine, sistemin krizlerini aşmış bir siyaset anlayışına ve bu türbülans içerisinde devletimizin çıkarlarını, milletimizin önümüzdeki yüzyılda oynayacağı rolü sağlayacak şekilde bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu sistem değişikliği bu çerçeveyi sağlayacaktır. Karşı karşıya olduğumuz bu meydan okumalara karşı daha konsolide olmuş bir yönetim biçimiyle bu meydan okumalarla mücadele etmemizi sağlayacaktır. Bundan sonrası artık karar aziz milletimizin olacaktır. Hep beraber hayırlı olmasını, bu kararın dediğim gibi sistemi güçlendiren bir şekilde neticelenmesini bekliyoruz. Burada bir pek çok tartışma yapılıyor bu vesileyle birlikte. Tabii ki herkes görüşünü söyleyecek ama meseleyi sadece siyasi partiler arası bir mesele olarak almamak lazım. Bu çizdiğim resmin, bu politik tablonun içine de yerleştirmek lazım bu gelişmeleri ve Türkiye'nin bu hazırlıklarını. Dolayısıyla bizim teklif ettiğimiz, önerdiğimiz bu sistem değişikliğinin, bu anayasa değişikliğinin aslında devletimizin bu karşı karşıya olduğumuz meydan okumalar karşısında daha konsolide olmuş bir yönetim biçimine, bir yönetim şemasına kavuşması bakımından da önemli olduğunun altını çizmek isterim arkadaşlar. Sizin sorularınız varsa cevaplayayım ben. Efendim, açıklamanızda ilkbaharda artık Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir açılım beklediğinizi söylemiştiniz ama Mart ayında Avrupa Birliği zirvesi olacak. Bu zirveden önce Türkiye-Avrupa Birliği liderler arasında geçen yıl olduğu gibi bir toplantı, bir zirve olmasını bekliyor muyuz? Şimdi şu, bir zirve kararı alındı biliyorsunuz. Ben uzun zamandır Avrupa seyahatlerimde bir zirvenin yapılması gerektiğini söylüyordum ve muhataplarıma da şunu söylüyordum. Yani bu şekilde gitmez. Her gün Türkiye aleyhine açıklama yapıyorsunuz ama baş başa oturduğumuzda da bana Türkiye'nin stratejik öneminin altını çiziyorsunuz. Bunun liderler düzeyinde bu ilişkinin bir ele alınması lazım artık. Bu şekilde bu ilişki sürdürülemez. Yani resmi toplantılarda bir sürü şey ifade ediliyor. Ondan sonra kapalı bölüme geçtiğimizde Türkiye'nin stratejik öneminin ne kadar önemli bir ülke olduğunun vazgeçilmezliğinin altı çiziliyor. Böyle bir çifte gündemle, çifte vitesle gitmez bu iş. Bunun bir liderler zirvesinde ele alınması lazım. Donald Tusk da bir açıklama yaptı. Bir liderler zirvesini önemsiyoruz diye. Şimdi burada tabii önemli olan şudur. Zirve yapmak için zirve yapılmaz. Yani buradan bir takım somut sonuçların çıkması lazım. Dolayısıyla biz bununla ilgili bir içerik çalışması yapıyoruz.
Yani bundan sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yapısal olarak nasıl olacağından tutun da alt başlıklara kadar. Yani işte vize meselesi, sığınmacı, mali yardımı, bütün bu meselelere kadar ilişkinin adını doğru koyalım. Ve doğru bir şekilde ilerleyelim, doğru bir istikamette ilerleyelim diye bunu değerlendiriyorum. Tabii burada enteresan bir şey oldu. Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümü için yapılacak toplantıya Türkiye dahil aday ülkeler davet edilmedi. Bununla ilgili de şöyle bir açıklama yapıldı. İşte İngiltere'yi de davet etmedik. Sadece şu anki üye ülkeleri davet ediyoruz diye. Şimdi tabii bu tip kararlar Avrupa Birliği'nin bahsettiğim bu vizyon eksikliğinin bir devamı gibi gözüken kararlar. En başta şunu söyleyelim. Mesela tabii Türkiye meselesi değil ama İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyen bir ülke. Aday ülkeler ise Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ülkeler. Şimdi bunu iki eşit düzeyde tuttuğunuz zaman bu tabii bir yaklaşım çarpıklığı oluyor. Hala bu meseleyi anlamamış gözüküyorlar. Yine aynı konuşmada Donald Tusk şöyle bir ifade kullanıyor. Avrupa Birliği'nin diyor, Türkiye ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, Çin ile ve Rusya ile olan ilişkilerini geliştirmesinden bahsediyor. Evet, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, bunlar işte süper ülkeler ligi. Türkiye ile ilişkinin bu düzeyde konumlandırılması Türkiye'nin ağırlığına, siyasi misyonuna, siyasi ağırlığına uygundur. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin ile birlikte. Ama İlişki sadece bundan ibaret değil Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkisi. Diğerleriyle komşuluk ilişkisi olabilir. Ama Türkiye ile hem komşuluk ilişkisi var hem de katılım müzakereleri ilişkisi yürüttüğü bir ülke Türkiye. Türkiye diğerlerinin ilişkisi gibi bir ilişkiye sahip değil. Dolayısıyla açıklama baştan aşağı bu bakımdan en azından arka planında aynı vizyon eksikliğinin sürdürüldüğünü gösteriyor. Şimdi ilkbaharda ne oluyor? Brexit süreci başlayacak. Bizim gümrük birliğini güncelleme sürecimiz başlayacak. Ve buna benzer pek çok şey ardı arkası gelecek. Dolayısıyla şu anda Avrupa Birliği'nin bütün bunları doğru değerlendirmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mesajlara günübirlik cevaplar vermek yerine ya da dünyada olup biten karşısında sadece izleyici konumunda olmak yerine hakiki bir birlik politikası üretmesi lazım. Dün de ifade ettim. Yani burası bir think tank değil, bir düşünce kulübü değil. Habire bir takım konularda eleştiriler, yakınmalar, sızlanmalar ortaya koyuyorlar. Ama eleştiri üretmek üzere kurulmuş bir kurum değil, bir birlik burası. Nitekim o bakımdan da yani belli dış politika olaylarında rengi nedir, pozisyonu nedir? Bunu anlamak çok güç. Aynı şekilde bundan sonrasında birlik politikalarını, birliğin yapısını nasıl güncelleyecekler? Bunu anlamak da çok güç. Şimdi mesela basit bir anlaşma işte gibi gözükebilir. Basit bir sorun gibi gözükebilir ama çok büyük bir sorun. Kanada ile yaptıkları anlaşma neredeyse Belçika'daki bir bölgenin vetosu yüzünden hayata geçemiyordu. Şimdi bunu bile halledebilmiş değiller. Yani bu komisyonun yetkisinde olan bir şey midir? 28 ülkenin tek tek onayı mı gerekecek? Bir yandan 28 ülke bundan sonraki kararlarda daha çok rol almak istiyor. Ama bir yandan da 28 ülke hiçbir konuda ortak karar alamıyor. Mülteci meselesinde görüldüğü gibi. Bu dengeyi, bu kilitlenmişliği, tabiri caizse satrançtaki pat durumunu nasıl aşacaklar? Dolayısıyla meseleyi sadece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri olarak koymamak lazım. Hepimizin ortak geleceği, ortak güvenliği olarak koymak lazım. Bir diğer konu şudur, bakın. Türkiye'nin 55 ülkelik, 65 ülkelik bir koalisyon var. Bu koalisyon DAEŞ'e karşı mücadele için kuruldu. Ama hiçbir şekilde bu koalisyonun ortaya koyduğu performans DAEŞ'e karşı ciddi bir etkinlik üretememişken Türk ordusu darbeden üstelik bir müddet sonra Suriye topraklarına girerek ilk defa NATO sınırlarını DAEŞ terör örgütünden temizledi. Bunu daha önce onlar niye yapamadı da darbeden yara almış Türk ordusu darbeyle sarsılmış Türk ordusu daha etkin bir şekilde, daha yüksek bir performansla bunu ortaya koyarak gerçekleştirebildi. Bu soruyu önlerine koymaları gerekir. Burada Türkiye'nin ağırlığı, Türkiye'nin ortaya koyduğu güvenlik gücünün etkinliği gibi konuları iyi değerlendirmeleri gerekir. Peki bütün bu tablo içerisinde, DAEŞ'le mücadele içerisinde Avrupa Birliği nerededir? Onu bulmak çok güç. Yani onu bulmak için mercekle bakmak lazım. Nasıl bulacaksınız Avrupa Birliği'nin yerine DAEŞ'le? Ama gece gündüz retorik olarak DAEŞ'le mücadele ettiklerini söylüyorlar. Üstelik Türkiye gibi bizzat sahada mücadele eden ülkeyi DAEŞ'e destek vermekle suçlayan
pek çok parlamenter açıklaması ya da pek çok basın yayın organında propaganda haberi görüyorsunuz. Şimdi böyle bir şey olmaz, böyle bir tablo olmaz. Yani bunlar zaten sürdürülebilir tırnak içerisinde oyunlar değil. Yani bu oyunların da bir limiti var. Belli bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla burada yapmaları gereken şey en azından şunu iyi değerlendirmeliydiler. Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olarak Türkiye ile özel bir ilişkileri var. Bu özel ilişki çerçevesinde Türkiye'nin DAEŞ'le mücadelesine, Suriye'de ortaya koyduğu performansa destek vererek en azından bu tablonun bir parçası olabilirlerdi. Bunu da gerçekleştiremiyorlar. Dolayısıyla koca bir birlik, bu kadar dev bir birlik, ekonomik olarak dev ama dış politika açısından maalesef cüce bir performans ortaya koyuyor. Buyurunuz. Ben şimdi referandum hakkında madem sıcak bilgiden söyleyeyim. Referandum öncesinde nasıl bir kampanya yürütülecek? Biraz bilgi verir misiniz? Bir de dünkü görüşmeleriniz sırasında bunu gündeme geldi. AK Parti biliyorsunuz bir kampanya üstadıdır. Esasında kurumsal olarak pek çok kampanya yaptık ve bir aslında oturmuş kampanya geleneklerimiz de var. Dolayısıyla daha konu gündeme gelir gelmez AK Parti'nin ilgili mekanizmaları herhangi bir talimat bile beklemeden çalışmaya başladılar. Bunu bizzat biliyorum. Şimdi de Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın başkanlığında birkaç toplantı yapıldı. İlgili birimler kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Nitekim bir koordinasyon heyeti var. O heyet stratejik konulara karar veriyor. O stratejik konular bir takım taktik durumlara dönüştürülüp normal bir süreç işliyor. Ama burada tabii farklı bir durum var. Geçmişteki kampanyalardan farklı bir durum var. O konuda gözetilmesi gerekiyor. Kuşkusuz AK Parti, AK Parti'ye gönül verenler güçlü bir şekilde evet'i destekleyeceklerdir. Ama aynı zamanda bunun bir parti meselesi olmadığını, bir devlet meselesi olduğunu bahsettiğim bu biraz evvelki tablo içerisinde devlet yönetiminin daha çok konsolide olmasına duyduğumuz ihtiyacın bir neticesi olduğunu anlatmak bakımından da çeşitli sivil toplum örgütlerinin AK Parti'ye yakın ya da uzak bir takım yapıların kampanya faaliyetleri olduğunu görüyoruz, duyumsuyoruz. Belli istişareler içerisindeyiz. Ama şunu açık bir şekilde söylemek isterim. Biz vatandaşlarımızın daha çok kenetlendiği, vatandaşlarımızın, devletimizin duyduğu bu ihtiyaçların milletimizin bir kısmı için değil, milletimizin tamamı için gerekli olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir kampanya yürüteceğiz. Bu ülkedeki belli bir siyasi parti tabanının ihtiyaçları için düzenlenmiş, o ihtiyaçlar gözetilerek yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla bu partiler üstü bir meseledir ve buna partiler üstü bir mesele olarak bakmak lazım. Bu sadece AK Parti ve MHP gibi bu açık bir şekilde evet verilmesini destekleyen partilerin tabanıyla sınırlı bir mesele de değildir. Bir takım siyasi partiler hayır kampanyası yapacaklarını söylüyorlar ama biz onların tabanlarında da vatandaşlarımız içerisinde güçlü bir evet boyutu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada konuşmamız gereken şey şudur açık bir şekilde. Bunu bir bilek güreşine ya da partiler arası bir rövanşa çevirmek isteyenler var. Biz bunun dışındayız. Bu negatif kampanyanın dışında duracağız. Tamamen pozitif bir kampanya temelinde bu meseleye yaklaşacağız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarının adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları adına fayda üretecek ve önümüzdeki dönemdeki karşı karşıya olduğumuz bu güçlükleri aşmamızı kolaylaştıracak. Daha konsolide olmuş bir devlet yönetimi, daha hızlı bir hükümet sistemiyle kararların daha derinlemesine ele alındığı ve daha hızlı bir şekilde icra edildiği bir modelle önümüzdeki yılları kucaklayabilmemiz, karşılayabilmemiz, göğüsleyebilmemiz için ortaya koyulan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede değerlendireceğiz ve toplumda bu şekilde buluşacağız. Sayın Bakanım, içinde bulunduğumuz Fransa güvenlik gerekçesiyle olağanüstü hal ilan edip uzatmaya devam eden bir ülke. Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü darbe girişiminden sonra devletin iç işleyişini düzenlemek adına olağanüstü hal ilan etti ve uzattı. Türkiye'deki o hal uygulaması demokrasi standartlarına aykırı bulunarak çok belirgin şekilde eleştiriliyor Avrupa'da muhataplar tarafından. Türkiye'de Fransa örneğini veriyor. Bu konu burada gündeme geldi mi? Bu o hal meselesi nasıl yorumlarsınız? Evet, bu her temasımızda gündeme geliyor.
Ben doğrusu bunun gündeme gelmesinden de rahatsız olmuyorum. Şöyle konuşmak lazım. Yani açık bir şekilde anlatmak lazım. Çünkü herkes bir diğerinin gündemine aynı ayrıntılarla sahip olamayabiliyor. Ve bu açık bir şekilde nettir bu durum. Yani hep böyle devletten kaynaklanacak olumsuzluklara odaklanılmış bir yaklaşım üretiliyor ama Türkiye bugün demokrasi için, hukuk devleti için terör örgütlerinden ve bir takım merkez kas güçlerin faaliyetlerinden kaynaklanan bir şeyle karşı karşıya, tehditle ve olumsuzluk tablosuyla karşı karşıya. Bakın bu anlattığımız tabloyu kendileri için anlatıyorum. Mesela diyorum ki sizin Fransa'nın 1295 kilometre Irak ve Suriye gibi sınırı olsa, Fransız parlamentosu savaş uçakları tarafından bombalanmış olsa, Eyfel Kulesi'nin etrafına tanklar yerleşip sivil insanları öldürmüş olsalar, Cumhurbaşkanı Hollanda karşı, Başbakan'a karşı suikast girişimleri olsa, bizim şu anda aldığımız tedbirler pek çok Fransız siyasetçi tarafından Fransa için yetersiz bulunurdu. Net. Ve üstelik bu şartlar altında çok net bir şey söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak özgürlük güvenlik dengesini korumak bakımından diyoruz ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve bütün uluslararası yükümlülüklerimize bağlıyız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin verdiği derogasyon hakkımızı kullanıyoruz. Bence Türkiye'nin bu tutumun ayakta alkışlanması gerekir. Ve Türkiye burada bütün bu sözleşmelere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dahil olmak üzere buna bağlı olarak bu büyük sıkıntıyı aşmaya çalışıyor. Burada da şunu net bir şekilde söylemek lazım ve bunu dostlarımızla paylaşıyorum. Bir demokratik bir ülke bir zorlukla karşı karşıya kaldığı zaman diğer demokrasilerin görevi sahnenin dışına çıkıp eleştiri yağmuruna tabi tutmak değildir. Demokrasilerin görevi diğer demokrasiyle dayanışmaktır. Onu bu zor durumdan nasıl çıkaracağız diye hep beraber ortak eylem platformları, ortak eylem takvimleri üretmektir. Örneğin Charlie Hebdo saldırısı olduğu zaman Türkiye olarak biz bu saldırıyı kayıtsız şartsız kınadık. Ve Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere pek çok ülke lideri geldi, Fransa'yla dayanışma gösterdi. Keşke aynı dayanışma 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminden sonra Ankara'da da gösterilebilseydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, seçilmiş hükümete aynı destek verilebilseydi. Ve önlerine şu tabloyu koyuyorum. Diyorum ki, düşünün ki Fethullahçı darbe girişiminden sonra Avrupa Birliği'nin önemli liderleri Ankara'ya gelmiş ve bu görüntüyü vermiş olsa, Türkiye ile bugün vize serbestliği sağlanmış olsaydı ve fasılların açılması konusunda bir ilerleme kaydediliyor olsaydı, bu nasıl bir tablo olurdu, dünyaya nasıl bir mesaj vermiş olurdunuz? Bugün en önemli mesele, şunu da görmek gerekiyor, artık bunu da mesela bu temaslarımda da bir dostumuz ifade etti. Biz şunu anladık ki dedi, Avrupa Birliği kendisinin sınırlarını kapatarak dış dünyadaki gelişmeler karşısında kendisini koruyamaz. Ben uzun zamandır söylüyorum, Musul, Rakka, Elbap, Münbiş'te olan olaylar artık Orta Doğu olayları değil. Anında Avrupa Birliği'ni de etkileyen Avrupa Birliği olayları aynı zamanda. Onların ajandasının bir parçası. Dolayısıyla burada Türkiye'ye gelip de böyle bir demokrasi mesajının verilmesi Orta Doğu'daki gençler için de büyük bir umut olacaktı, büyük bir mesaj olacaktı. Ve bu terör örgütlerine karşı bakın, eğer Fransa'dan, Almanya'dan ya da İngiltere'den DAEŞ'e karşı bir ses yükseldiği zaman DAEŞ gibi terör örgütleri güçlü propaganda makinalarıyla bunu hemen böyle Haçlı Hilal kavgasına dönüştürebiliyorlar. Ama Türkiye'den bu ses yükseldiği zaman ki bir tek de Türkiye'den işin başından beri Cumhurbaşkanımız bütün bir İslam dünyasını göz önüne aldığınız zaman DAEŞ'e karşı en güçlü ses Cumhurbaşkanımız tarafından yükseltiliyor. Başka da bir ses doğru düzgün duymuyoruz bununla ilgili olarak. Ama Türkiye gibi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, aynı zamanda laik demokratik sisteme sahip olan bir ülke, DAEŞ gibi bir terör örgütüne karşı bu örgüt İslam'ı temsil edemez, bu örgüt bir terör örgütüdür, insanlığa düşmandır şeklindeki bir yaklaşım Cumhurbaşkanlığı makamı düzeyinde üretildiği zaman bunun etkisi çok büyüktür. DAEŞ'in Orta Doğu'daki gençler üzerinde yaratmaya çalıştığı ideolojik atmosferi kırmak bakımından. Bu atmosferi kırmaya Avrupa Birliği'nin de bu şekilde bir demokrasi mesajı vererek katkısı olabilirdi. Avrupa Birliği'nin sınırlarının dışındaki, Avrupa'nın demiyorum bakın, Avrupa Birliği'nin sınırlarının dışındaki demokrasilerle de dayanışmasını göstermek için iyi bir fırsattı. Bunu gerçekleştiremediler. Bu tabloyu önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeleri lazım. Buna uygun politikalara imza atmaları lazım. Çok nettir. Türkiye'ye söylediklerini bu gelişmeler herhangi bir Avrupa ülkesinde olsaydı ona karşı söyleyemezlerdi.
Birinci husus bu. İkinci husus da şudur. Eğer siz olağanüstü halin kalkmasını gece gündüz deklare ediyorsanız ve bu hedefe ulaşmak istiyorsanız Türkiye ile, istediğiniz doğrudur, yanlıştır, ona bir şey demiyorum. O zaman o hedefe ulaşmak için yapmanız gereken şey Türkiye ile daha çok dayanışma içerisinde olmaktır ve bu dayanışmanın da somut bir şekilde olması gerekirdir. Ama yukarıdan aşağı tekrar sayarım bu dayanışma konularını. Hiçbir dayanışma konusunda somut bir katkıları şu ana kadar yoktur. Buyurunuz. Sizin az önce belirttiğiniz gibi Nisan Mayıs ayında burada Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bizim de anketlerden gördüğümüz kadarıyla Le Pen en azından bütün yurtla kalıyor olarak görünüyor. Le Pen gibi aşırı sağcı bir Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi durumunda Türkiye'nin pozisyonu ne olur? Türkiye-Fransa ilişkileri ya da Avrupa'yı ne derece etkileyecek? Size çok net bir şey söyleyeyim. Biz kuşkusuz aşırı sağcılığı, ırkçılığı, İslamofobiyi yükselten bir siyaset biçiminin hiçbir Avrupa ülkesinde, dünyanın hiçbir yerinde iktidar olmasını istemeyiz. Ama netice itibariyle Türkiye-Avrupa ilişkilerini tayin edecek olan şey Fransa'da kimin iktidara geldiğinde çok Fransa Türkiye ilişkilerinin yapısal durumudur, tarihsel ilişkisidir. Nihayetinde 1483'ten beri buradayız değil mi? Diplomatik ilişkimiz var. Evet. İlk o zamandan beri buradayız ve her zaman da güçlü bir şekilde burada temsil edilmiş olduk. Esas soru şudur. Le Pen gibi kişiler, Hollanda'daki Wilders gibi, Almanya'daki alternatif parti gibi iktidarlar söz konusu olduğunda Avrupa'nın hali ne olacak? Yani o zaman düşünülmesi gereken şey şu olacak belki de. Bir takım bakın göreceksiniz, o liderlerin hiçbiri öyle bir tablo çıktığında Avrupa halklarına bunun hesabını veremeyecekler. Ve burada Türkiye ile uğraşarak, Müslümanlarla uğraşarak, mültecilerle uğraşarak kendilerine siyasi pozisyon almaya çalışan bu ırkçılar karşısında direnemedikleri için bu utancı duyacaklar. Ve bunu görüyoruz. Yani bütün anketleri, benim bakanlığım Avrupa'daki anketleri biz takip ediyoruz. Ve bunların kademe kademe yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Le Pen gibi bir siyaset tarzının ortaya koyduğu perspektif Fransa'yı Fransa yapan, Fransa'yı dünya sistemi içerisinde ayrıksı kılan değerler için esasında bir tehdittir. Bakın düşünün siz şimdi Fransa AB'den kopuyor, Almanya'dan böyle sesler yükseliyor, İngiltere'de böyle bir şey var. Böyle bir tablo çıktığı zaman ne yapacaklar? Ya nasıl koruyacaklar refahlarını? Geçen Donald Tusk güzel bir şey söyledi konuşmasında. Dedi ki ayrılırsak bağımsızlığımızı da barışımızı da koruyamayız. Yani bu Avrupa için bir kaos tablosudur. Bırakın bir ayrışmayı. Bugün desinler ki genişleme politikasından vazgeçtik. Balkanlarda yeni kaoslar çıkar. Ve bu kaosları Avrupa'nın merkezine taşımak demek, Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı'ndaki arasındaki tabloyu yeniden güncellemek demektir. Zaten orada Le Pen gibilerin ortaya koyduğu siyaset tarzı nasıl bir dış politika arzuluyor, nasıl bir Avrupa tablosu arzuluyor diye baktığınızda gördüğünüz şey Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki Avrupa tablosunun aynısını arzuluyor ve sonuç oraya gider. Dolayısıyla mesele şudur, Türkiye'de Avrupa Birliği'nin geleceği ne olacak diye tartışmaların güçlü bir şekilde yapıldığı bir noktaya gelinir. Ben mesela buraya gelirken böyle bir konuşma teklif etmişlerdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri diye. Hayır dedim, bu resme odaklanamayız sadece. Bunu daha büyük bir resme oturtacağız. Yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini Avrupa'nın geleceği hakkındaki bir perspektifin içine oturtmamız lazım. Çünkü bu ortak geleceğimiz. Dün de bahsettiğim gibi biz birinci Murat zamanından beri Avrupalıyız. İslam 7. yüzyıldan beri geldi Avrupa'ya. Burada bütün bu tartışmalar konusunda sağlıklı kararlar verilmesi lazım ki ancak bir siyasi birlik anlamlı bir siyaset felsefesinin içinden çıkar. İyi bir paradigmanın içinden çıkar. Bugün paradigmatik bir çözülme var. Siyaset felsefesinde bir dağılma var. Bunun karşısında, bununla ilgili de çok net söylüyorum. Bunu konsolide edecek şey, genişleme politikasının sağlıklı bir biçimde Türkiye gibi büyük bir ülkeyi, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyi ve aslında Avrupa'nın birçok dengesini olumlu yönde değiştirecek bir ülkeyi içermek şeklinde olmalıydı. Peki arkadaşlar, teşekkür ederiz, sağ olun.